Maraş, bugün TV'den herkese merhaba. 29.08.2022 tarihli yayınımız ile karşınızdayım. Bugün sizlerle isim uyumalarınız üzerine Şifa Hatun Kalenderoğlu ile söyleşi yapacağız. Herkese keyifli, iyi dinlemeler diliyorum. Şifa Hatun Kalenderoğlu hanımefendi, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, elhamdülillah. Ben de Bursa'dan yayına katılmış bulunuyorum. Bursa'dan bizi izleyen ve izleyecek olan herkese sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Evet, biz Kahramanmaraş'tan yayın yapıyoruz. Adımız da belli. Evet. Maraş bugün TV olarak. Evet, burada havalar bugün çok sıcak. Bursa'da havalar nasıl? Şöyle bir ısınalım. Aynı şekilde nem de yüksek miktarda, sıcaklık da yüksek miktarda. Gerçekten hani yazın son günlerini yaşadığımızı çok belli ediyor. Tabii bu güneşin, bu güzel havanın etkilerinden de faydalanmak lazım diye düşünüyorum. Evet. Bir şeyden şikayet etmemek lazım diye düşünüyorum. Evet, şimdi çok merak edilen bir konu var. Herkes tarafından fazlaca merak ediliyor. İsim kaderimizi etkiler mi? İsim uyum analizi nedir? Biraz da isimlerle içimizi ısıtalım. Ben sözü Tamam. sana bırakıyorum. Nedir bu isim analizi? Evet. Biz dünyaya gözümüzü açtıktan sonra ailemiz bize bir isim koyar. Bunu annemiz, babamız, babaannemiz, dedemiz veya ailenin büyükleri genellikle isim koyma işlemine dahil olabilirler ve bize bir isim verilir. Biz bu isimle hayata başlarız. Hayatımız boyunca bize en çok seslenilen bizim kendimize ait olan ismimizdir. Dolayısıyla bu isim manası bizim için çok önemlidir. İsmin tüm harflerindeki sesler, titreşimler, frekanslar bizim için çok önemlidir. Hangi frekanslar bize titreşirse, hangi kodlanmış duygular bizim için titreşirse onları hayatımızda göstermeye başlarız. Kendi potansiyellerimiz, yeteneklerimiz, içimizden gelen her şey bizim ismimizle birlikte bize kodlanır ve bu şekilde de hayatımızda ismimiz bizim için kaderimiz olmuş olur. Ya isim bizim bayağı bir kaderimiz oluyor. O halde bu isimlerden anneler ve babalar mı sorumlu yoksa da bizler henüz dünyaya gelmeden bu isimlerle geleceğimiz belli miydi? Bu isimler tabii ki bizim inancımıza göre hepimiz İslam inancına mensup kişileriz. Dolayısıyla şu anda benim vermiş olduğum eğitim de bununla alakalı Kapelle İsimlerin Hazinesi eğitimi. Muhyiddin İbni Arabi'nin sisteminde Şeyh Şerafettin Daistani Hazretleri'nin de ekolünde olan bir isim ebced hesaplaması dediğimiz bir eğitim bu. Buna göre bize gelen kadim bilgilere göre yaklaşık belki de 10 asırlık bilgiler bunlar arkadaşlar. Bu bilgilere göre tabii ki bizim isimlerimiz levh-i mahfuzda belirlidir aslında. Ancak biz dünyaya gelmeden önce bu ismimiz bizim annemize ilham olarak gelebilir. Anne karnındayken yaklaşık bir 7-7,5 aylık hamileyken annemiz bize bu isim anneye ilham edilir aslında. Ama tabii bunun oluşabilmesi için de bazı şartlar ve kaide kurallar gereklidir. Tabii bunları eğitimlerimizde anlatıyoruz. Bunlar sadece başlıklar şu anda. Ve dolayısıyla eğer annemiz veya babamız bize isim verdilerse ki onlara düşer zaten kendi evlatlarına isim vermek. Aile büyükleri de olsa önceliği anne babaya vermek zorundalar. Böyle olursa çok daha güzel olur. Anne babaya ilham olarak gelen isimlerinden bir tanesi seçilir ve bebeğe konulur. Tabii ki yeni doğanlara isim verirken yine bazı kaide kurallar söz konusu. Bunlardan bir tanesi nedir? İsim verilirken genellikle ezan okunur sağ kulağa, sol kulağa kamet getirilir ve tekrar sağ kulağa çocuğun ismi verilerek dünyaya bu şekilde başlamasına yardımcı olunur. Pekala, bu isimlerdeki harflerin gerçekten hayatımızı etkileyecek kadar etkisi, enerjisi çok mu önemli? Çok Kişiler bunu önemli. nasıl seçecek? Yani herkes şu an günümüzde insanlar bir şeyleri araştırıyorlar. Çünkü bilgi çağında olduğumuz için bilgiler kolayca artık akmaya başladı. Fakat eski tarihlere döndüğümüz zaman
Böyle bir araştırma yapmaları da mümkün değil. Şimdi bu kadar ismini alan kişiler ne yapacak? Bir de buraya bir bakalım. Yani aslında çok yönlü bakmak lazım bu olaya. Eskiden çok daha kadim bilgiler işte zaten oradan geldiğine göre oradaki insanlar çok daha dikkatli bir şekilde manası üzerinde güzel manalar içeren ve güzel harfler içeren isimleri seçip vermişlerdir. Aslında o dönemlerde de bilge insanlar çocuklara isim veriyorlardı ve bu hesaplamalar oradan geldiğine göre şu anda günümüze kadar aktarıldığına göre aslında böyle bir isim verme olayı zaten vardı. Yani isimlerin bizi çok etkilediği olayı zaten biliniyordu ve ona göre isim veriliyordu. Ama şimdi dediğimiz gibi kişilere unutturulmuş olabilir. İşte gün geçtikçe yeni bilgiler ekleniyor, yeni bir çağa giriyoruz derken günün telaşına devam ederken insanların aklına gelmiyor böyle bir hesaplama yapmak var mıdır yok mudur herhangi bir sorgulama bir araştırma yapılmadan verilen isimler var. Dolayısıyla o isimlerde bazı arızalar meydana geliyor. Nasıl geliyor? İşte isim bizim kaderimiz ya. Bizim doğum tarihimizle ismimiz eğer bize uyumlu değilse ki biz bunu Ebced hesabı ile meydana çıkartıyoruz. Kişinin sadece ismi yani soy ismine katmadan bir de doğum tarihi bizim için çok önemli. Onu verdikleri zaman bir hesaplama yapıyoruz ve bu hesaplamada yüzde kaç uyumludur bu kişi ismine diye ona bakılır. Burada eğer anne baba bize levh-i mahfuzdaki ismimize uygun bir isim vermedilerse akıl ve kısmet 7 kat daha düşük çalışır ve bu kişinin hayatı biraz daha zorluklarla, mücadelelerle dolu bir hayat olur ve belki de yeteneklerini dahi ortaya çıkartamayabilir. Olgun şartlar oluşmayabilir bunun için. Dolayısıyla tabii ki biz isimlerde bazı düzenleme yapmaya çalışıyoruz. Bu düzenlemeler nasıl oluyor? İşte kişilerin isimlerini arındırma ve şifalandırma tekniklerini uyguluyoruz. Bunu transmeditasyon yöntemiyle yapıyoruz. Bu transmeditasyon yöntemiyle kişiye gözlerini kapatıp bir seansa giriyoruz. Doğru nefes alma teknikleriyle yaptığımız için burada şuur altı bize doğru bir bilgi veriyor. Ve geçmişten gelen aktarımlar da olabilir, kendi yaşamış olduğu travmalar ve tecrübelerden dolayı olabilir. İsmin her harfine tek tek bakıyoruz ve buralarda kodlanan duyguları tespit ediyoruz öncelikle. Bu duyguları tespit ettikten sonra tabii ki bu duyguların çoğu olumsuz çıkıyor kişilerde. Ve bu olumsuz duyguları mesela işte kodlanmış bir çaresizlik, kimsesizlik, yalnızlık, korku duyguları varsa bu duyguları değiştirip dönüştürebilmek için zaten öncesinde bir niyetimiz ve duamız var. Bu seansa başlamadan önce ve seans akışında da burada bu duyguları tespit ettikten sonra bir işlem yaparak, bir teknikleri kullanarak orada bir nötrleşme sağlıyoruz duygular hakkında. Duygularımızı, gelen olumsuz duygularımızı nötrleştirme yaptıktan sonra kişiye yeniden yine sembol diliyle orada bazı sembolleri kullanıyoruz. Gezegenleri, renkleri. Sembol diliyle oradaki renkleri değiştiriyoruz. Gezegenleri kullanıyoruz. Ve bu şekilde çünkü bizim şuur altımız ancak ve ancak somut delillerden yani elle tutulur, gözle görülür şeylerden anladığı için sembol dilini kullanıyoruz. Eğer sadece orada sözcüklerimizi kullanmış olsak bu bizim için yeterli olmayabilir. Bunları Sembol kullanarak diline de kişinin yeri gelmişken sembol diline de kısaca bir değinelim. Benim evin karşısında inşaat var. Ben bir pencereyi kapatayım. Bayağı bir ses geliyor. Umarım tabii ki. ekranlara yansımamıştır. Çok fazla gelmedi. Sevindim. Evet. Evet. Sembol diline tabii ki değinelim. Çünkü sembol dili bizim için evrensel bir dil. Din, dil, ırk, gözetmeden yani bir sürü çeşit dil var hani dünya yüzünde ancak her dil farklı farklı lehçelerden gelmiş bir sürü şiveler var. Biz bunların hiçbir tanesine aldırmıyoruz. Kim olursa olsun dili, dini, ırkı belli olmadan tek evrensel dil sembol dilidir. Bu bize geçmişten beri aktarılan bir bilgidir aslında. Yani bizim DNA'larımıza kodludur bu.
Geçmişin bilgisi zaten bizim şuur altımızda mevcut. İstediğimiz zaman oralara bazı transmeditasyon yöntemleriyle dokunuşlarda bulunabiliyoruz. Değişim dönüşüm yapabiliyoruz. Sembol dili bize bu konuda çok yardımcı oluyor. Ve dediğim gibi bu isim uyum analizinde tespit ettiğimiz olumsuz duyguları olumlu duygularla yer değiştirip ismimizi daha farklı olumlu duygulara, yeni potansiyellere, yeteneklerimizi ortaya çıkarmaya kodlayabiliyoruz. Bunu Yanılma yaptıktan payı sonra ne var oluyor? mı şifacı? Yanılma payı var mı bu seanslarda? Bilinçaltı sembol diliyle çalışıyoruz dedim. Kişinin yanılma payı var mı? Yanılma payı şöyle, biz doğru nefes aldırarak bu dersleri yapıyoruz, istiyoruz, seansları yapıyoruz. Doğru nefes aldığınızda seansta yanılma payınız yok. Ama nefes terapisiyle beraber yapılmazsa yanılma payı çok yüksek. O Yani zaman uzman doğru nefes kişileri, almak çok. evet uzman kişilerle birlikte bu çalışmaları almak gerekiyor o zaman. Elbette Doğru ki. mudur? Yani biz mesela seansı yaptırırken kişinin mimiklerine özellikle bakıyoruz. Tabii ki şimdi artık her şey uzaktan online olarak yapılmaya başlandı. Ancak kişiyi gözlemliyoruz seansta. Zihinden konuşuyor mu yoksa bilinçaltından mı bize cevap veriyor? Bu bizim için çok önemli. Mimiklerinden, yapmış olduğu hareketlerinden, sözlerinden bunu gayet net anlayabiliriz. O zaman seansı kolaylıkla kesebiliriz. Kestiğimizde ne yaparız? Bu kişiye biraz daha nefes çalışmasını söyleriz. Doğru nefesi aldığı zaman bir de bir nefes tekniği var ki o bilinçaltına daha kolay bir şekilde ulaşmamızı sağlıyor. Kendisine güvendiği zaman, hazır hissettiğinde bizimle tekrar seansa girebilir bu kişi. Evet, çok güzelmiş. Şanslıyız o halde. Değil mi? Evet. Yani Evet, denilen tabii ki. kadim bilgilerin Çok, içerisinde yani olan. şifalandırıcı yöntemler çok fazla. Sadece burada hani NLP yok, sadece EFT, duygusal özgürleşme teknikleri dediğimiz teknik yok. Yani burada çok değişik, farklı farklı teknikler var. Vuruş tekniklerinin bile çeşitleri var. Orada akışta, seansta bize hangi bilgi geliyorsa, hani seansı yöneten kişi tarafından hangi bilgi geliyorsa o sistemde, o teknikle ilerleyebiliyoruz. Ve bütün ismin harflerini, 4 harfli, 5 harfli, belki 10 harfli isimler var. Bu isimleri tek tek arındırmamız gerekiyor. Bunun da bir süresi yok aslında. Yani kişiden kişiye değişiyor. Eğer ağır travmaları olan kişiler denk geldiyse, mesela ismi 6 harf diyelim ki, bu 6 harfi 2 saatin içerisinde çalışıp bitiremiyoruz. 3 harf bir çalışıyoruz, 3 harf bir çalışıyoruz. Ve Ondan o sonra şekilde. bitiriyoruz. Yani seans en az 1,5-2 saat gibi sürüyor zaten. Her harfte mi sürüyor yoksa Yok, iki her harf? harfte değil. Yani bir üç harfi, 4 harfi bir 2 saatin içerisinde orada hem analiz yapmış oluyoruz, tespit ediyoruz gelen duyguları, hangi olumsuz duygulara kodlanmış, hangi travmalar orada konuşlanmış, isimdeki o harflerde neler çıkıyor bir bilseniz, çok fazla malzeme var. Onları da tabii ki değiştirip dönüştürmeye niyet ettiğimiz için olumlularla, olumlu duygularla değiştirmiş Şunu oluyoruz. anlamak Kişi tabii istiyorum. ki. Kişiye bu şeyler, negatiflikler ismiyle beraber mi gelmiş oluyor yoksa kendi yaşadığı hayatlarla mı birleşiyor? Yaşamla Güzel bir mı soru birleşiyor? sordunuz. Böyle bir şey, ismiyle beraber gelenler de var. Tabii ki kendi yaşantımızla birlikte, tecrübelerimizle birlikte, yaşantımızın içinde birçok hani hatırlayamadığımız belki de geçmişe dönük travmalarımız mevcut. Ancak burada tabii ki kişiye verilen ismin kime ait olduğu da çok önemli. Bazen biz de biliyorsunuz ataerkil ailelerde çocuklara isim verirlerken anneanne, babaanne, dede isimlerini, amca, dayı, hala isimlerini, teyze isimlerini verirler. Bu da bizim istemediğimiz bir şey. Yani kişinin isminin kendine özel olması gerekiyor. Kimseye ait olmaması lazım. Kimseye bu ismin bir atıfta bulunmaması lazım. Eğer anneanne, babaanne, dede gibi aile büyüklerinden birinin ismini taşıyorsa, zaten kişi onunla kadersel bir bağ içerisinde oluyor onun ismini taşıdığı için. Ya. Tabii ki onun yaşantısından da kendisinde şu andaki versiyonuna dahil ettiği izler mevcut oluyor. Dediğim gibi kadersel bir bağ olduğu için kişi kendisini onunla özdeşleşmiş. Evet. Evet.
devam Böyle edelim. olduğu zaman da tabii ki orada o kadersel ayrıştırmayı yapmamız gerekiyor yine transmeditasyon yöntemiyle. Siz isim temizliği yaparken aslında bir nevi kişinin bilinçaltındaki diğer kayıtları da temizlemiş oluyorsunuz. Yani Evet, yani ne şimdi oluyor? temizleme Kişi dediğimiz aslında zaman insanlar tamamen temizleniyor değil mi? Yani travmaları temizlenmiş. tabii ki enerjisel Evet. olarak temizleniyor. O kayıtlar olarak, kodlar olarak temizleniyor. Ama insanlar bunu çok yanlış düşünüyorlar. Bu alanın içine girmedikleri zaman acaba temizlik ne demek? Ben bir daha hiç hatırlamayacak mıyım? Bu benim yaşantımla ilgili bana özel şeyler. Her ne kadar acı da olsa, kötü de olsa, Yok. hatırlamayı istemesem de bunlar bana ait diye düşünenler oluyor. Böyle bir temizlik yapmıyoruz zaten. Unutturma veya tamamen silme gibi bir şey değil. Orada sadece o duyguların izlerini siliyoruz. Nötrleşmiş oluyorsunuz bu duyguya karşı. Aslında Artık mesela kendinizle ilgili o üzücü olayı bir başkasına anlatırken bile ne yapıyorsunuz? Sanki bir film izler gibi anlatıyorsunuz. Çok etkilenmeden, ağlamadan, üzülmeden. Evet, ben hayatımın tekamülünde böyle bir yolculuk yaşadım. Böyle böyle merhaleler atlattım. Ama bu merhaleleri atlatmam benim için bir tekamül yolculuğuydu. Bu benim değişim dönüşümde faydalıydı diyerek daha böyle dengede mantıklı bir şekilde anlatabiliyorsunuz. Ama öbür türlü şu anda mesela ben size sorsam hayatınızın en üzücü anı neydi? Nerede bu kadar üzüldünüz desem hemen o olay size gelir ve bana anlatın desem belki de gerçekten aynı duyguya tekrar girerek, ağlayarak, üzülerek anlatabilirsiniz. Bizim yaptığımız buradaki duyguları nötrleştirmek oluyor. Nötrleşince de o duygu sizde artık tamamen sıfıra gelmiş oluyor, tam ortada. Araya bir reklam girelim. İsim analizi yaptırmak isteyenler, analizin sonucuna göre seans almak isteyenler veya eğitim almak isteyenler Şifa Hatun Kalenderoğlu'na ulaşabilirler. Ben kendisinin haberini yaptım. Yarın yayınlanacak. İletişim adresleri orada var. Biz ayrıca tekrar şu an canlı canlı Şifa'nın da alalım iletişim adreslerini. Evet. İletişim adresini İki verebilir tane Instagram adresim var. misin? Birisi Şifa Hatun Kalenderoğlu adına, biri de Şifa Hatun TV adına. Ben de böyle sizin gibi röportajlar yapmayı çok seviyorum. Bu alana girdikten sonra birçok hocamızla karşılaştım. Rüya koçluğu var, işte efendime söyleyeyim biyoenerjiyle ilgilenen arkadaşlar var, aile dizimiyle ilgilenen arkadaşlar var. O Şifa Hatun TV adresini bunun için açtım. İnşallah ben de sizin gibi böyle söyleşiler yapmaya niyet ettim. Güzel olur. Böylece iki Ben de tane adresimiz var. Ayrıca her ay bir tane isimlerin hazinesi eğitimi açıyoruz. 3 gün üst üste eğitim veriyoruz. Eğitimin kayıtları, PDF'ler, slaytlar dahil olmak üzere kişilere veriliyor. Bir de katılım belgesi veriyoruz kendilerine. Bir ayda Telegram ve WhatsApp gruplarımız açık kalıyor. Soru sordukları zaman sorularına kolaylıkla cevap alabiliyorlar. WhatsApp grup telefonunu da alalım. Telefon numarasını da alalım. Telefon numarasını da vereyim. 0543 966 32 39. Buradan da bana kolaylıkla mesaj göndererek ulaşabilirler. Evet, bence mutlaka takibe de alın sevgili arkadaşlar. Ve isminizi mutlaka baktırın diyorum. Beni de takip ederseniz çok mutlu olurum. Meliha ile Nefes YouTube kanalım, Instagram adresim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bizi takip aldığınız için. Evet, konumuza dönecek olursak. Şimdi bu isimlerdeki harfleri nasıl doğum tarihimize göre uyumlayacağız da hayatımız bir düzene girecek? Veya isimlerimizi temizledik. O temizlik gerçekten işe yarayacak mı yoksa ismimizi değiştirmeli miyiz? Benim merak ettiğim şey ve benim merak ettiğim bir şey daha var. Bazı isim analizcileri anne adının doğum tarihi, çocuğun adı, çocuğun doğum tarihi ve doğum yerleri ve yaşadıkları yerler. Bu şekilde mi yapıyorsunuz yoksa sizin yönteminiz farklı mı? Şimdi bu yapılan sizin bahsettiğiniz yöntemin astrolojiyle de ilgisi olduğunu düşünüyorum. Eğer astrolojiyle de ilgilenip ikisinin beraber bir karma halinde bir bakıyorlarsa, bir hesap yapıyorlarsa o da güzel bir yöntem. Ama bizim astrolojiyle çok fazla bir ilgimiz yok. Sadece isim uyum analizi olarak baktığımız için kişinin kendi adı ve doğum tarihi bizim için önemli. Ama
Bu modüllerin içerisinde yer alan başka başlıklar da var tabii ki. Eşlerimizle, eş adaylarımızla nasıl bir uyumumuz var? O zaman da eşimizin ismi, doğum tarihi, bizim ismimiz, doğum tarihimiz hepsi beraber aynı anda hesaplanıp ortaya bir rakam çıkıyor. Bu rakamda da yüzde kaç uyumluyuz biz birbirimize diye bakmış oluyoruz. Yani Yani yüzdeliğini görmüş oluyoruz. evlenecek kişilerin isimlerini alıyoruz, doğum tarihlerini alıyoruz, ona göre de bir hesap yapıyoruz. Bence Evet. bayağı iyiymiş ya. Bunun gibi işte evladınla olan uyumuna bakabilirsin. Yani işçi patron uyumu dediğimiz bir uyum var. Ona bakabilirsin. Yanında çalışanlarla birlikte uyumunuz ne derece? Birbirinize nasıl katkı olabiliyorsunuz? Bunun yüzdeliği nedir? Bunu öğrenebiliyorsunuz. Bir de mesela diyelim ki kişiler yeni bir iş yeri açmak istediler. İş yeri açmak istedikleri zaman tabii ki burada ticaretle ilgileneceklerse eğer. Dolayısıyla bir kazanç sağlamak için açıyorlar buraya ticaret veya başka bir şey. Hani eğitimle de bile ilgili olabilir. Burada ilgilendiğiniz işle ilgili bazı harfleri kullanmanız gerekiyor. Bazen bazı harfleri çift kullanmanız lazım ki çift kullandığınız harfler sizin verdiğiniz o iş yerine verdiğiniz ismin enerjisini yükselterek titreştireceği için aslında kişilere sublimden bir mesaj verir. Evet, burası güvenli. Buradan alışveriş yapabilirsin. Buradan alışveriş yaparsan pişman olmazsın gibi bir sublimden mesaj verir aslında o isimler bize ve bizim için etkili olan bazı çift harfleri beraberinde kullandığımız zaman mesela şube bile açmak istiyorsanız bu işe başlayıp daha sonra zincir şubeler açmak istiyorsanız bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Sizin için önünüze bir sürü fırsatlar çıkacaktır bu konuda. İşini büyüterek tüm dünyaya duyurmak istiyorsanız yaptığınız işi tabii bunun için de kullanılabilecek harfler var. Yani bolluk bereket harflerini simgeleyen bazı harflerden Oralara faydalanabiliyoruz. Bu da bu. geleceğim. Oralara geleceğim. Şeyi öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi ismi aldım. Sistem izlediniz. Bu yüzde kaç etkili? İsmimi değiştirmek istersem ne yapmalıyım? Sizi mi bulmalıyım? Öncelikle Bakmalı. isim arındırmasını öneriyoruz Melih Hanımcığım. Öncelikle isim arındırmayı yaptıktan sonra, arındırıp şifalandırmayı yaptıktan sonra daha seansın sonunda gözleri açtırmadan soruyorum. İsmini kendine ait hissediyor musun diye o Orada. kişi de ona göre evet ya da hayır diyebiliyor. Diyelim ki hayır dedi, ismimi kendime ait hissetmiyorum dedi. O zaman bu ismi tamamen değiştirmek mi istersin yoksa ek isim mi almak istersin diye soruyorum. Ya o Orada yine bilinçaltından gelen cevap bizim için çok önemli. Ya tamamen değiştirmek istiyorum diyor. O zaman başka bir isim buluyoruz %100 uyumlu olmak suretiyle hesaplayarak. Yahut da ek isim almak istiyorum diyor. Ek aldığı ismi de şu anda kullandığı isme dahil ederek bir hesaplama yapıyoruz. Ondan sonra %100 uyumu yakaladığında bu isim sana uygun, alıp kabul ediyor musun? Bu ismi almayı seçer misin diye ona bu soruları soruyoruz. Evet dediği takdirde bu isim ona uyumlu oluyor. Gelelim yüzde kaç uyumlu olur kısmına. şey de sorayım Şimdi da, diyelim ki şuraya tabii hemen gireyim ben. Diyelim ki kişi o an için ek isme ihtiyaç duymadı. sonra gitti bir hafta, 10 gün, bir ay sonra sizi aradı. Ben ek isim almaya karar verdim dediği anda sizinle tekrar mı görüşüyor? O isme tekrar bakıp tekrar seans yapabiliriz, tekrar o şekilde. görüşebiliriz. Evet, Yani peki. şey, Yani biz... buradaki püf nokta şu mu oluyor İspancığım? Bilinçaltıyla temasa geçerek o kişinin o ismi kabul edip etmediği mi çok önemli? Çok önemli bu, evet. Tamam, burayı Bu bizim öğrenmek için çok önemli. istiyorum. Yani burada biz karar vermiyoruz. Hani seansı yönlendiren kişi olarak ben kadersel olarak ona hiçbir zaman demem ki %100 bile uyumsuz olsa bile kişinin ismi hiçbir zaman demem ki tamamen değiştirmen lazım. Bunu Evet. demiyoruz. Şimdi Bu uyumlara arındırma gelebiliriz. yapılsın. Arındırmayı yaptıktan sonra zaten kendisine bu isimle çekmiş olduğu her ne kadar olumsuz duygu varsa tespit edildiği için gerçi bunları da değiştirip dönüştürdüğümüz için bazen kendisini uyumlu olarak da hissedebiliyor. Bunun yüzdelik boyutunu da şöyle söyleyebilirim. Zaten seansın içerisinde bunu soruyoruz. Şu anda gelen yeni duygulara kendini yüzde kaç uyumlu hissediyorsun diye. Diyelim ki %60 hissetti, %70 hissetti. Bunu %100'e tamamlamak için
neye ihtiyacın var diye soruyoruz. Orada kişi yine kendi ihtiyacını söylüyor. Biz de ona göre bir programlama yaparak seansı bitiriyoruz. Dolayısıyla kişi aslında %100 ismi uyumsuz dahi olsa kullandığı isme %100 uyumlanmış oluyor. Yani bunu bir daha sorgulamıyoruz. Hani bir endişe, bir işte ölçüm cihazımız yok zaten. Bir endişe taşımaya da gerek yok. Ölçüm cihazımız sadece bizim şuur altımız. Evet. Kişinin ismine uyumlandığını nereden anlıyoruz? Hayatında bir takım şeylerin gözle görülür Hemen, iyi. Hemen fark hemen değil. ediyor mu? Aa, çok güzel. Hemen fark ediyor. Yani gün geçmeden fark ediyor. Gerçekten diyorum. Hani bunu böyle biraz ütopik gibi gelebilir arkadaşlara dinledikleri zaman ama o değişim, dönüşüm süreci zaten anda gerçekleştiği için Allah'ın izniyle buna kişi uyumlandığını hissediyor ve yani 2-3 gün sonra hemen bize geri dönüş yapmaya başlıyor. Mesela yaptığımız çalışmalarda bazı arkadaşlarımızın iş konusunda sıkıntıları vardı. Kendi mesleklerini yapamıyorlardı. Ve bir fabrikada yemekhanede çalışan bir arkadaşımız vardı. Benden eğitim alan. Yemekhanede çalışıyor ama asıl mesleği muhasebe. 3 yıl olmuş fabrikaya gireli. Yemekhanede çalışıyor. Kendi mesleği de muhasebe. Bunu yapmak istiyor. Bir karşısına böyle bir fırsat çıkmıyor. Bana geldiğinde de söylediği şey buydu. Acaba ben isim arındırması yaparsam buna faydası olur muydu? Tabii ki bizim niyetlerimiz çok önemli. Öncesinde bir niyet yaptırıyoruz ve bir dua yapıyoruz ve bu dua ile birlikte seansa giriyoruz, başlıyoruz. Orada arındırmaları yaptığımız zaman atalardan gelen aktarım bile bazen çıkabiliyor. Yani regresyona da giriyoruz, bazen yeri geliyor progresyon da yaptırabiliyoruz ileriye dönüp. Her şey olabilir seansın içerisinde. Şey Anne karnına dahi gidip. isim uyum analizi hani bizde şeylerle Ebced değerleriyle yapılıyor. Batı tarafında da bu sistem nasıl kullanılıyor? Batı tarafında batıda numaroloji var bildiğimiz üzere. Sadece Numaroloji numaroloji üzerinden mi? tabii numerolojik olarak yapıyorlar onlar ama yani onlar değiştirip dönüştürme yolunda sadece kişiye bir farkındalık sağlıyorlar. Ben şu anda hali hazırda numaroloji dersleri de alıyorum çünkü. Bu alanda elimden geldiğince kendimi götürebildiğim son noktaya kadar götürmeyi niyet Güzel etmiş durumdayım. işler yapıyorsun maşallah. Çok, çok Gayet güzel bir alan bence. Yani numeroloji rakamları ile bizim rakamlarımız arasında çok fark var. Onlarda dokuzlu bir sistem var. Bizde de rakamlar ona kadar. Ama benim içinde kafam dokuz oradan rakam. mı karışıyor? 2 gün ben Evet. numarolojiyle ilgileniyorum. Yani Muhtemelen o yüzden böyle bir oldu. sistem 9, bir sistem 10. Ben hangisini almalıyım? Kafam karışmıştı. Evet, Acaba hatta yani şeye burada oturdum ben. Acaba 9'a kadar olan kısmı çakralarla mı ilgili olarak onu ayrı mı hesaplamalıyım? 10'luyu da harf olarak mı hesaplamalıyım diye düşünmüştüm. şimdi bizim İşte sizin de anda gördüğünüz cevaplar itibariyle geliyor. iki tane ayrı tablomuz var. İki ayrı tabloda birincisi isim ve doğum tarihi hesaplayabilmek için Ebced hesabı dediğimiz Ebced hesabının Arap harflerinden geldiğini hepimiz biliyoruz zaten. Ama biz Arap harfi olarak bakmıyoruz. Türkçe'ye yani Latin alfabesinde uygulanmış halini görüyoruz o tabloda. Orada sadece uyum analizine bakıyoruz. İkinci bir tablomuz var. O tabloda da çakra dökümümüze bakıyoruz. O tablo da numarolojiden çok farklı. Yani ikisi birbirinden farklı ilimler ama ikisi de aynı yolu izleyen ilimler diyebiliriz. Burada hafif mi ağır mı diye buna bakabilirsiniz. Yani Soracaktım. ben Yani kişi hangisini kullanmalı? doğru diye değil de. Yani buradan aldığım bilgi mi doğru, buradan aldığım bilgi mi doğru diye değil. İkisi de kendi alanında doğruluk payı olan ilimler çünkü. Ama burada hangisi bana hafif geliyor, hangisini uygularsam hayatımda benim için değişim, dönüşüm olur dediğiniz noktada numarolojiden çok bizimkini seçiyor arkadaşlar. Çünkü Yani ama orada bir numaroloji şey oluyor işte bir çarpışma. arkadaştır arkadaş gibi. Şimdi bir çarpışma oluyor. Şimdi bir konuyu merak ettiğimiz zaman farklı farklı yerlerden bilgileri alırız. Ortaya şeyler harmanlanır çıkar. Fakat numarolojide gerçekten bayağı bir farklılık oluyor. Çünkü 9'la hesaplarsam çakralar farklı çıkıyor. 10'la hesaplarsam farklı çıkıyor. Yani bir şey Evet. işte kişi hangisini Evet, yapmalı? burada bir farklılık var Var dediğim yani gibi. tamamıyla 10 dakika. Sisteminde sizin sandığınız gibi 10'a kadar değil rakamlar. Yine o çakra tablomuzda 9'a kadar rakamlar var. O şekilde hesaplanıyor ama harflerin karşısına düşen rakamlar numarolojiden farklı.
Ama Evet. hesaplama yaparken 10'a kadar rakamlarımız var. 0 ve 9'u biz nötr olarak alıyoruz. Diğer rakamlar da 10'a kadar harflerin karşılığında yerlerini buluyorlar ve bu şekilde bir hesaplamaya dahil oluyor. Evet. Burada dediğim gibi ikisini de öğrenebilir, ikisi de kendisine katkı olabilir. Ben numerolojiye karşı değilim. Dediğim gibi o konuda da bayağı kendimi ilerletmeye çalışıyorum, alıyorum hali hazırda eğitimimi. Henüz modüllere numerolojik bilgileri katmadım ama ilerleyen dönemlerde modüllerin numeroloji ile ilgili bazı kaynakları da katabileceğimi düşünüyorum. Güzel bir O yüzden konuya hani aslında değindik. çok Şey ayrı görünmesine soracağım. rağmen. Şimdi isim analizinde de hayatta imtihan olacağımız konuları aşağı yukarı görebiliyoruz çakralarımıza dayanarak. Değil mi? Yani boşsa veya biraz daha zayıfsa hangi konulardan imtihan olacağımızı biliyoruz. Bu dini açıdan bakıldığında sizce ne kadar doğru? Hani kadersel şeye müdahale etmiş oluyor muyuz? Sorabildim mi soruyu? Hayır, burada aslında bu haritayı açmak bizim için çok önemli. Yani astrolojik olarak da doğum haritası açılıyor biliyorsunuz. Numerolojik olarak da bir çakra döküm haritası dediğimiz bir harita açmış oluyoruz. Fakat bizim ilmimizden çok farklı olan kısmı biz seanslarla ilerliyoruz. Kişinin kendi getirmiş olduğu duyguları yapılandırıp tekrar programlayıp gönderiyoruz. Ama diğerinde de bizim sizin dediğiniz gibi kadersel olarak kendi potansiyellerimizi görmüş oluyoruz. Yeteneklerimizi görmüş oluyoruz. Belki de kendimizden haberdar olmadığımız bazı şeyleri görmüş oluyoruz. Aa, o zaman buna benim yeteneğim varsa neden ben bunu bu kadar sakladım? Bunu çıkartabilirim ortaya. Dediğimiz anda bir adım attığımız anda o konuda fırsatlar doğmaya başlıyor mesela karşımıza. Bu da böyle bir şey. Bence numerolojiyi de alıp kabul etsin arkadaşlar. Bizim ilmimiz daha farklı bir açıdan bakıyor. Daha farklı bir ekolden bakıyor. Numerolojide daha farklı ekoller var. O yüzden hepsi bize katkı sağlayabilir. Bu alanda sizin neye ihtiyacınız olduğu çok önemlidir. Kişiye eğer mesela hayatının baharındaysa, 16-20 yaşlarındaysa, onun için bu haritanın açılmış olması çok çok önemlidir. Çünkü nasıl ilerleyeceğini görebilir. Yani bu kadersel olarak bizi etkiler mi, müdahale olur mu diye baktığımız zaman da şu şekilde bakarız. Yine bizim ders konularımızda anlattığımız üzere iki çeşit kaderimiz vardır. Biri mutlak kaderdir, hiç değiştiremeyeceğimiz. Yani nerede, hangi anne babadan, hangi yılda İşte doğacağımız, o kiminle imtihan tekamül karşılaşacağımız. yolculuğu o mutlak kaderin içerisinde de var ise Yok, işte onu anlatmaya çalışıyorum. tamam. Mutlak kader ayrıdır. O hiç değişmez. İşte kaç çocuğunuz olacak? Nerede vefat edeceksiniz? Nasıl, hangi yılda? Bunu mutlak kader. Bu hiç değişmiyor. Ama bir de muayyen kaderimiz var. Bu bizim seçimlerimizden oluşuyor. Sizin demek istediğiniz bu işte. Biz de orada hani kadersel yolculuğumuzda, bu tekamül yolculuğumuzda eğer o haritayı açıp görürsek, hangi çakraların bizi desteklediğini görürsek veya eksik olan çakralardaki bizim çukuruna düşeceğimiz yolları görürsek, o zaman o yolları yapılandırabiliyoruz, köprüler inşa edebiliyoruz. Bu bizim için çok kolay oluyor aslında. Yeter ki isteyelim, her şey mümkün. Evet, harika. Çok güzel anlatıyorsun, çok akıcı anlatıyorsun. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi uyumlara geçelim. Diyelim ki kişinin ismi %25 uyumlu, uyumsuz, yani yüzdelik dilimleri var, değil mi? Yani oralarda biz tekrar oraya bir dönelim. Bu ara bir sohbet numarolojiye o şekilde geçtik. İşte burada bizim çok güzel bir katkı alıyoruz. İsim arındırma ve şifalandırma yaptığımızda. Onu yaptığımızda zaten %100'e Allah'ın izniyle uyumlanmış oluyoruz. Bir de isimimizi kodlamış oluyoruz. Hani biraz önce çakralardan bahsettik. Buradaki çakra döküm tablomuzda da mesela ismimizde bulunmayan harfler var. Tabii ki orada eksik çakralarımız olmuş oluyor. Vücudumuzda bütün çakralarımız tabii ki tamam. Ancak az işliyor veya işte bize yeterli derecede dengede değil. Bizim bunları düzenleyebilmemiz için Muhyiddin İbni Arabi'nin sisteminde şöyle bir şey var. Yani birden dokuza kadar olan bu çakralarda diyelim ki 2, 3 ve 6. çakralarımız eksik çıksın. İsmimiz de yok yani bu. Çünkü orada bakarken isim ve soy isim olarak bakıyoruz yine. İsimde de yok, soy isimde de yok. O zaman ne yapacağız? Buradaki çakraları bir düzene sokmak lazım. Yani Orada araya işte gireceğim.
Soy ismi de mi Sinemuhit'in alıyorsunuz? Er tabii ismi. orada soy ismi alıyoruz. Orada alıyoruz. Çakralara bakarken soy ismi alıyoruz. Doğum tarihi yok. Sadece isim ve soy ismi alıyoruz çakralara bakarken. Yani hangi konuda desteklediğimiz konusunda yine bilgi sahibi oluyoruz. Ancak Muhyiddin İbni Arabi'nin sisteminde onun belirlemiş olduğu Allah-u Teala'ya ait olan 99 esmadan birkaç tane esma var. Bu esmaları her biri birinci çakradan başlayarak dokuzuncu çakraya kadar esmalar çıkıyor karşımıza. Eğer diyelim ki ikinci çakranız yok, yani isminizden desteklenmiyor. Burada kendi kendinize niyet ederek günlük bir 10-15 dakika zaman ayırarak istediğiniz kadar sayısız da olabilir, bir tesbih miktarı da olabilir. Bu esmalardan çekerek niyetinizi edip bundan faydalanabiliyorsunuz. O şekilde de dengeye gelebiliyorsunuz. Yani ismi alıyoruz, soy ismi alıyoruz. Esmaları karşısına mı yazıyoruz? 1 ile 9 arası Şimdi 1 ve 9 yazıyoruz. arasında bizde bulunmayan Ha, bizde bulunmayan çakraların diyelim. karşılığına bakıyoruz. Evet, mesela diyelim ki ikinci çakra yok. İşte o B harfi ikinci çakradır mesela. Bizde N harfi ikinci çakradır. P harfi ikinci çakradır. Bunlar yok diyelim O ki. zaman onun bir Bunlar yoksa şablonu mu var? Ona göre mi yapıyoruz? tabii Şablonumuz ki var. şablonu. Ona göre Evet. yapıyoruz. Tamam. Oturma. Ona göre yapıyoruz. Onlar eksikse o zaman ikinci çakramız az çalışıyor demektir. Bunu aktive edebilmek için, daha dengede olmasını sağlamak için de Allah-u Teala'nın Ya Rahim esmasından faydalanıyoruz onu okuyarak. Mesela Evet, ikinci çakraya denk gelen veya esmayı destek söylemek. eder o esmayı Evet. çekecek. Şimdi Evet. ebced değerleri dediğimiz şey ne oluyor? Orayı biraz daha açalım mı? Ebced. Şimdi bu geçmişten gelen kadim bir bilgi dedik. Aynı şimdiki kaynaklarda numerolojik olarak nasıl ki harflerin karşısına birer rakam düşüyor. Ebced değerinde de aynı bu şekilde. Arap alfabesinde hazırlamışlar. İşte karşılığında bazı rakamlar var. Fakat farklı ebced hesaplamaları da var. Yani bu bizim kullandığımız isim için. Bir de bunun havas boyutu olanlar var. Biz bununla ilgilenmiyoruz. Biz sadece isimlerimiz için olana bakıyoruz. Havas boyutu çok daha farklı, değişik bir alan. O alanda eğitim veren arkadaşlar, alan arkadaşlar da var. Onlara da saygı duyuyorum. O bambaşka bir alan. Yani bizim alanımız o içermiyor. Anladım. Peki hala bu ebced değerlerine göre renkler, şeyleri, özellikleri falan ortaya çıkıyor. Yok. Ya da Yani ebced değerlerine göre bir çakranın renk rengi hesaplaması. miydi yoksa? Sadece şöyle söyleyebilirim. Hani bizim üç modülümüz var derslerimizde Evet. biliyorsunuz. Bunun ikinci modülünde biz yıldız düşüklüğü ile ilgileniyoruz. Kişilerin yıldızı Güzel. neden düşer? Önce bir onu sorguluyoruz. Hangi harf kombinasyonları var? Bunun size etkileri nasıl oluyor? Üçlü harf kombinasyonları vardır mesela. Bu üçlü harf kombinasyonlarından mesela S, L, H, T, L, Y harflerinin aynı anda bir isimde bulunması. E, A, İ mesela böyle sesli üçlü harf kombinasyonları. Mesela E, A, İ ismine Şadiye ismini örnek verebiliriz. Şadiye ismindeki bir hanımın muhtemeldir ki ölü bebek dünyaya getirmiş olması. Ya dünyaya geldi hemen öldü. Yahut kürtaj oldu, yahut da anne karnında öldü. Yani buradaki isimli kombinasyonlarından bunları tespit etmişler. Biz de bunları kişilere aktarıyoruz ve genellikle doğru çıkıyor. Buradaki SLH, BRK gibi harflerde de üçlü kombinasyonlarda da kişilere nasıl arızalar verir bunu anlatıyoruz. Mesela can, nur, gül takılarını isimlerde kullanırsanız kendinize nasıl etkileri olur? Bunlardan bahsediyoruz. Ve renklerden dediniz. Renkleri de şu şekilde bahsediyoruz. Bu hani transmutasyon yöntemiyle yaptığımız isim arındırmayı yapmadan önce ikinci modülde bunu ilk önce açmamız gerekiyor. Çünkü gezegenlerden ve renklerden faydalanıyoruz. Gezegenlerin hepsinin bizim için manalarını, onların hangi rengi içerdiklerini, manalarını, işte hangi taşı temsil ettiklerini hepsini tek tek ele alıp inceliyoruz. Bunların gezegenlerle isim arındırma ve şifalandırma tekniklerini uyguluyoruz. Ama bu gezegenler hakkında çok fazla bilgimiz yok. Tabii ki dersimizde bunun için bir başlık açtık, güzel bir slayt hazırladık. Herkesin anlayabileceği şekilde gezegenlerin hangi
etkilerinin olduğunu, neleri temsil ettiğini tek tek anlatıyor ve paylaşıyor oluyoruz tabii ki eğitimde. Gezegenlerde renklerden bahsettim. Şeyi anlamaya çalışıyorum. Bu mesela diyelim ki Mars. Kişi Mars gezegenini söyledi. O kişideki Mars'ın ifadesiyle ve verdiği renkle sizin gerçek şeydeki Mars'ın anlamı, rengi farklı mı? Derinleşmiyoruz aslında ama derinleşirsek zaten genellikle mesela Mars gezegeni hangi renk diye sorduğumuz zaman kırmızı diyorlar. Ya da kırmızıya yakın bir turuncu renginden bahsediyorlar. Normalde de zaten o renktedir Mars gezegeni. Yani kişiye aslında bu bilinçaltından gelen ses doğruyu söylüyor. Zaten ilk aklına gelen ve ilk gördüğünü söyle diyoruz bize. Bu vesileyle de zihninden konuşmadığını anlamış oluyoruz. Hani seans esnasında kişiyi takip ediyoruz, mimiklerini, konuşma tarzına. Efendime söyleyeyim, belki böyle benim gibi elleriyle konuşuyor falan ve şeyleri görür gibi anlatıyorsa eğer, o zaman anlıyoruz ki zihninden konuşmuyor zaten. Gerçekten görseli olan kişiler çok daha kolay görebiliyorlar ve gördükleri şeyi bize rahatlıkla ifade edebiliyorlar. Tabii ki burada gelen renkler de bizim yine duygularımızı temsil ettiği için kırmızı, turuncuya yakın kırmızı dedikleri zaman kin, öfke, nefret gibi duyguları simgeleyebiliyor. Zaten bu rengi ve gezegeni aldıktan sonra Mars gezegeni böyle savaş gezegeni gibi bir şeydir. Dolayısıyla onun o özelliklerini aldığını, onun o duygusunu aldığını hissettiğimiz için biraz daha derine iniyoruz kazma teknikleriyle. Derin kazma yapıyoruz ve o kişi bu defa hayatında kime öfke duymuş, kime nefret duymuş onu söyleyebiliyor. Orada o kişinin duygusunu bulup nötrleştirdiğimiz zaman işte onun özgürleştiği an oluyor tabii ki. Yani Kolaylıkla bu duygudan siz özgürleşiyor yani. evet aslında siz o gezegenin hangi anlama geldiğini biliyorsunuz. O doğrultuda dönüştürüyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Tabii, doğru. Tamam. Doğru anladım. Tamam, iyi sevindim. Yani, katkı olsun herkese. Pekala Böyle bu iki dersimiz var. evet çok güzel dersleriniz, eğitimleriniz harika. Takipteyim sizi biliyorsunuz. Üçlü harf kombinasyonunu anlatırken biz bir gezegenlere geçiverdik. Şöyle bir tekrar üçlü harf kombinasyonunu toparlayalım mı? Kısaca. Bazı Korkutmadan. üçlü harf kombinasyonları var ki bize gerçekten zarar veriyor. Yani fayda yerine zarar görüyoruz bu kombinasyonlardan. Üçlü harf kombinasyonu dediğimiz zaman şöyle bir şey. Zaten hani başında da bahsettim ya, her ses, her titreşim bizim için ayrı bir frekans oluşturuyor. Bunu zaten biliyoruz. Bir de üçlü harf kombinasyonları var. Mesela bir isimde B, R, K harflerinin kombinasyonu. Burak, Yani Berkin gibi. bir isimde aynı anda değil mi? Yani o isim içerisinde Evet, geçen Burak harfler. mesela, Burak, Ha, Berk, Burak. Evet. Berkay gibi isimlerde genellikle B harfinin kadın mıknatısı olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Yani bu kişilerin gerçekten kadınlardan yol muzdarip olduğunu da görebilirler hani hayatlarında. Böyle bir şeyin varlığından bahsedebiliriz. Tabii ki bunlar potansiyeller. Pekala bu Yine üçlü harf kombinasyonunda kişinin doğum tarihiyle isim uyumunu yaptık. Yani baktığımızda %100 uyumlu. Mesela bu kişi yine de hayatında Berkin örnek vermiştik. Berkay mı? Ha, şey olur mu Berk, yine? Ha, yani o tarzda daha bir şey çat. arındırma yapıp onu tekrar programladığımız zaman o programlama esnasında kodları değiştirdiğimiz için kişi tabii daha iyi yönde kendisini ilerlemiş Yok olarak şunu görebilir yani ama henüz daha sizi bulmadı diyelim. Ama Berk ismi var. Doğum tarihiyle Berk'in ismi %100 uyumlu. Bu yine de çapkın olacak anlamına gelir mi? Yani ille de bu geliyormuş. mesela Berk. üçlü harf Berk kombinasyonlarından bir başka örnek daha vereyim. Özkoğan. İbrahim ismindeki gibi B, R, H
harflerinin aynı anda bir isimde bulunması. Kadın ya da erkek fark etmez. Çapkın dediniz de o yüzden söylüyorum. Gerçekten bu kişilerin de daha çapkın olduğunu görüyoruz ki normalde hani şimdiye kadar görmüş olduğumuz sanatçılardan da bunu fark edebiliriz zaten baktığımız zaman görünüyor yani. Mesela MRT harfleri Murat, Mert gibi isimlerde kullanılan üçlü harf kombinasyonlarından biridir. Onların da çok normal olanlarını bulmak zordur. Yani biraz anormallikleri vardır. Biraz uyum sağlayamazlar hayata, insanların arasında kalabalıklara. Çok fazla uyum sağlayamazlar. O zaman bu harfler bir isimde üç tane geçiyorsa mutlaka şifa hatunu bulun diyorum. Bir arındırın. Hanımlar, size Peki benim sesleniyorum. Ne yapın aslında edin, şöyle eşlerinizi bir arındırın. şey. Başka harfler de var. Yani bu sadece bahsettiklerimiz. Mesela gül, can, nur diye takılar var, heceler. Bunlar da çok tehlikeli. Mesela nur hecesi zaten Allah-u Teala'nın esmasını içerdiği için tek başına veya işte Nuray, Nurgül, efendime söyleyeyim Aynur gibi böyle takı olarak da veya Gülnur, Gülcan, Gül ve Can hecelerinin birleşiminden. Bunlar gerçekten çok tehlikeli. Neden tehlikeli? Hepsinin ayrı tehlikesi var. Nur hecesini Allah-u Teala'nın esmasından olduğunu söyledik. Allah'a ait bir esma olduğu için tek yalnızca onu simgelediğinden bu kişiler hayatlarında evlenseler dahi hayatlarının belli bir bölümünde yalnız kalacaklar demektir. Ya ayrılacaklar yahut da bir ölüm gerçekleşecek. O şekilde ayrılacaklar eşlerinden ve hayatlarının uzunca bir bölümünü yalnız yaşayacaklar demektir. Yani bir nevi kalabalıkların içerisinde yalnızlık yaşayacaklardır. Bekar kalma, dul kalma tehlikeleri vardır. Ki dün böyle bir arkadaşla karşılaştım. Çok enteresan. İki tane hiç yani onaylamadığımız isim var kendisinde. Yaşar Nur. Kadının adı. Ve hocam dedi benim ismim Yaşar Nur. Tabii ki üçlü harf kombinasyonlarından yine uygun olmayan Y, Ş, R harflerinin bir araya gelmesiyle birlikte oluşan bir isimden bahsediyoruz. Zaten dedi ikisini de kendime ait hissetmiyorum. Hayatım da oldukça zor ve gerçekten de çok yalnız kaldım. Yani kalabalıkların içindeyim ama yalnızım. Çevremde hiç kimse yok. Yani onlara bu konuda güvenemiyorum gibi bir takım yakınmaları oldu. Tabii ki bu durumda biz ona ismini değiştirmeyi tavsiye ettik. Pekala, şey yapıyoruz, bu en eski tarihlerden beri Kur'an-ı Kerim'de ismin mutlaka geçmesi, yani bir isim konulacağı zaman bu isim Kur'an'da geçiliyor mu diye ilk sorulan, araştırılan şey bu. Ve Bu şu an yanlış. mesela Nur ismi dediniz, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, gayet iyi olması gerekirken bambaşka bir yola gittiğini görüyoruz. Yani Bu ne yüzden ettiğini. insanların bu konuda gerçekten araştırma yapması lazım. Cahilce bu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. İşte Aleyna ismini koyalım, Kezban ismini koyalım. Kezban'ı gerçekten öğrendiler artık. Keziban, Tükeziban diye Rahman suresinde geçiyor ve yalancı manasına gelen bir isim. Yani onu isim olarak koymak gerçekten biraz akıl tutulması gibi bir şey. Yani manalarını araştırmak gerekiyor. Tabii ki Arapçayı bilmiyoruz ama artık bu bilgilere kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bir çeviriye bile girip yazsanız manasını öğrenebilirsiniz. Aleyna ismi kulağa hoş gelen bir isim. Ancak burada da kişiye bir mana katmıyor. Mana katmayınca da o kişi manasız şeylerle hayatını geçirebilir demek oluyor. Bir yandan da Aleyna Türkçe'de de da eki gibi bir şey. Dolayısıyla onu da önermiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de geçmesi gerekmiyor. İsimlerin Arapça olması şart değil. Herkes kendi dilinde uygun isimleri kullanabilirler. Önemli olan burada ismin manası ve seslerin size olan titreşiminin ne getirdiği. Yani hem harflerin titreşimi, frekansı çok önemli, hem de ismin anlamı. Bir de doğum tarihine uyumlu olması zor iş ya. Tabii. Evet, biraz Harbiden derin bir kolay mesele. değil yani. Kolay değil. İçleri rahat etsin diye hani anne adayları veya anne olmak için hazırlanan genç kızlarımız bile bu dersi alsalar hayatları boyunca onlara destek olacak bir ilimle birlikte yürüyebilirler. Çünkü bu hayatlarının sadece isim alma, isim koyma alanında değil. Her zaman faydalı olacak bir ilim bu. Yani çünkü hani tamam biz buna isimlerin ebced hesabı dedik ama
Bunun aynı zamanda işte iş yeri isimleri, çalışacağın yer, ne bileyim arkadaşlarınla olan uyumun, eşinle olan uyumun, çocuğunla olan uyumun gibi hesaplama türevleri var. Bunları da öğrenmiş olacağı için sadece isim koymaktan değil de bunları da hayatına geçirerek devam ettirebilir hayatını. Çünkü şöyle de bir şey var. Mesela gezegenlerden bahsettiğimizde gezegen günleri var. Mesela pazartesi günü ay günüdür. Salı günü Mars günüdür. Çarşamba günü Merkür günüdür. Perşembe günü Jüpiter'in Etkileniyor günüdür. yani o günler. Cuma günü Venüs günüdür, Cuma günü. Cumartesi günü Satürn günüdür. Pazar günü de Güneş günüdür. Bunun gibi gezegenlerin yönettiği günler var. Dolayısıyla bu haftanın döngülerinde hangi işleri yapabileceğinizi önceden programlayabilirsiniz ve bu sizin için çok daha etkili çalışır. Misal veriyorum, bir hatunsunuz, güzel olmak istiyorsunuz, güzelliğinizle ilgileneceğiniz bir gün, estetikle ilgileneceğiniz bir gün olsun istiyorsunuz. Bu Venüs günüdür, yani Cuma günüdür. Cuma günü bununla ilgilenirseniz çok başarılı olursunuz. Mesela bazı küçük dokunuşlar, operasyonlar yaptıran hanımlar var. O günün Venüs saatini, yani Venüs gününün Venüs saatini ve Cuma gününü seçtikleri takdirde yaptıkları işlemden kat kat daha fayda alırlar. Ve bayağı bir planlı gerektiriyor. Disiplin ve planlı olmak, o Tabii. şekilde yaşamak gerektiğini gösteriyor. Pekala şey var. Sedd-i Zerai kuralı nedir? Yani bir de burayı mı Sedd-i açsak? Zerai kuralından hemen bahsedelim. Peygamber Efendimiz böyle uygun görmediği isimleri zaten değiştirmiştir. Bunu biliyoruz. Hani manası kötü olan isimleri zaten değiştirmiş. Mesela manası harp, savaş olan isimleri. Tembel mesela. Onlarda Arapçada bir manası var, şu an aklımda değil. Tembel, yavaş manasındaki isimleri değiştirmiştir. İşte zor, zorluk manasına gelen ismi kolaylık manasına gelen başka bir isimle değiştirmiştir. Bunu zaten biliyoruz. Bu da Sedd-i Zerai kuralında. Bir de bilmediğimiz yönü var ki orada da çocuklara, kişilere çok daha böyle iyi olsunlar diye en iyi manayı içeren, en üst seviyede güzel isimleri vermek. Şimdi düşüneceksiniz, neden böyle? Çünkü dengede değil o zaman. Kişi dengesini kaybedebilir. Yani mesela Berra ismi tamamen saf, temiz, günahsız manasına geliyor. Ama günahsız insan var mı günümüzde? Yok. Dolayısıyla bu kişiye Berra, Berra diye seslenildiğinde onun daha çok ego sahibi, kibir sahibi olmasına yol açabilir. Bu yüzden bu isimler yasaklanmış. Mesela Mutlu ismini veriyorlar, Mesut ismini veriyorlar insanlara. Yüzü hep gülsün diye Gülsün Gülsüm gibi isimleri veriyorlar. Ama maalesef o insanlara sorduğumuz zaman hayatı çok mutlu mesut mu geçti? Hayır diyorlar. Çok büyük zorluklarla, çok büyük sınavlarla geçti. Tam tersi şeklinde geçti. Bazen de melek ismini verdikleri insanlara bakıyoruz. Tamamen yani meleklikten dışarıya çıkmış. Melek dediğimiz zaman saf, temiz, işte bilinçaltı temiz, Şeytan da cici, çocuksu insanlar gibi bir düşünüyoruz. Tamamen melektir. tam tersi şeytan gibi olan insanlar da var yani bu ismi taşıp. Tabii ki herkese söylemiyoruz bunu. Yani kaideleri istisnayı bozmaz. Ancak burada olabilecek potansiyelleri söylüyoruz. Çünkü hani kişi kendisine sürekli melek isminin söylendiği zaman yaptığı her şeyin doğru olduğunu da düşünebilir. Orada. Ben zaten melek gibi insanım diye de Mesela şey gibi değil düşünebilir. mi? Ya bu bilinç aslında. Peygamber Efendimiz sizi çok fazla yani övgü aldığınızda o övgüyü yapan kişinin suratına yani içsel olarak toprak serpindirme şeyi buradan geliyor o zaman. Yani sen o övgüyü alınca kibrine ve egona maruz kalma. Yani sen Yani an tabiri caizse şirazemiz orada kayıyor. Şimdi evet, övgü almak çok güzel. Hani bazı övgüler vardır ki tam yerindedir. O kişiyi heveslendirir, coşku verir, evet, şevk mantıklı. verir. İşte çalışmasında motive olur, gittiği yolda motive olur. Bu ayrı. Ama bir de böyle göklere çıkartırcasına, hani böyle çok değişik şakşakçılar, fanatikler vardır. Görmüşüzdür hepimiz. Ya bu şekilde olduğu zaman hani yapmacık, samimiyetsiz ama kişiyi yücelte yücelte kibir veren, egosunu yükselten tavırlar, davranışlar, sözler, sözcükler işitmek bizim için küfür işitmekten daha kötü yani. Çünkü böyle olduğu zaman bizim de şirazemiz kayabilir. Şey bir açıklık getirmek istiyorum. Bu
İşçi ve patron uyum hesabı nasıl yapılmalı? Mesela ben diyelim veya X biri bir işe müracaat edecek. Ya patron bey, hani ise X bey veya X hanım, bir doğum tarihinizi verin de ben ne kadar size uyuyorum. Yani böyle bir şey mümkün olmadığına göre o uyumu nasıl yapmalıyız? Yani şimdi şöyle bir şey, eğer bu patronla beraber çalışacaksa, hani bir patronun asistanı olacaksa, onun işlerini asiste edecekse, sürekli yanında toplantılara beraber girecekse, zaten patronu onun doğum tarihini ve ismini alıyor. Sen de onunkini alacaksın tabii ki. Bunu hesaplaman lazım eğer bunu sen biliyorsan. Ama patron biliyorsa patronun hesaplaması lazım. Bu hesaplama yapılması iki taraflı fayda içindir. Hesap yapıldığında diyelim ki %75 uyumsuz çıktı. Orada durmanın sana da faydası yok, patrona da bir faydası yok. O zaman bu işten vazgeçebilirsin. Hiç peşine düşmezsin. En azından bu işi almak için uğraşıp uğraşıp alıp da sonra başarısız olmaktansa önceden bir bilgi sahibi olmak senin için çok daha iyidir. Bir de toplu iş yerlerine girmek var mesela. Böyle işte toptan işçi alan fabrikalar gibi fazlaca insan alanları Ben o var. anlamda Onun sordum. insan kaynaklarındaki, evet, insan kaynaklarındaki kişiler eğer bunu biliyor olsalar, gerçekten kendilerine fayda sağlayacak elemanları tercih edip alabilirler. Ki bu aslında yurt dışında bunun isim analizi olarak da yapıyorlar. Doğum tarihi matrisine de bakıyorlar. Bir de aynı zamanda grafoloji dediğimiz yazıyla kişilerin el yazısıyla form doldurmasını isteyip o el yazısını grafoloji olarak inceleyip bu kişi evet bizimle birlikte ekip olarak çalışabilir. Bu kişiye yalnız başına tek başına bir görev verebiliriz. Tek başına görevi götürebilir diye bazı bilgiler edinip ona göre kişileri seçip alıyorlar yurt dışında. Böyle. Güzel. Ama ülkemizde de belki vardır, biz biliyoruzdur. Bu konuda isim analizi de bize çok fayda sağlar. Tabii ki giren insan da o zaman hani patronun ismini değil de şirketin ismini, fabrikanın ismini ve kuruluş tarihini zaten bulabilir. Yani bir internete O girse şekilde o yapılabilir. fabrikanın kuruluş tarihini de görebilir. Evet, o şekilde hesap yapabilir. Kendi Peki. ismiyle beraber, doğum tarihiyle beraber hesap yapar. Pekala, parayı çeken isimleri sorsam veya isimlerin başlayan harfleri ile ortadaki harf arasında fark oluyor mu? İki şeyi Tabii. merak ediyorum. Parayı çeken isimler. Önce onu söyleyelim o zaman Evet. Eliha Hanımcığım. Şöyle, tabii ki mesela bir A harfinin başta olmasıyla ortada ve sonda olması arasında bir farklılık var. Ne kadar etkili olduğuna hangi sırada olduğu karar veriyor. A harfi mesela Şifa isminde dördüncü sırada. A harfi lider bir harftir. Yani liderliği elinden bırakmak istemeyen bir harftir, öyle diyeyim. Her yerde önde olmayı, kendini göstermeyi seven, hatta gösterişi seven kişilerin ismi A harfiyle başlar diyebiliriz. Ama eğer mesela benim gibi dördüncü sırada ve sondaysa, ismi sonundaysa, daha çok arka planda olarak başkalarına destek vermeyi tercih eder. Bu onun için daha iyidir, bu ona daha iyi gelir. Hep böyle bayrak önde gideceğim diye düşünmez. Bunun için de kendini parçalamaz. Ekip Bunun ruhu için vardır hani diyebilir miyiz? efendim. Ekip ruhlu kişiler mi oluyor? Yani geri plandan ekibine destek veren, liderine destek Lider grubunda olduğu veren için A harfi taşıyanlar tabii ki ekip ruhu olan insanlar olmuş oluyor dediğiniz gibi. Ama yönetici konumunda. Yani yönetilen konumunda değil. Evet. Tabii bu da A harfi baştaysa diyoruz. Yani ikinci sırada, üçüncü, dördüncü, beşinci derken onlar kademe kademe değişebilir. Onu ona göre yorumlamak lazım. Bir de ne sormuştunuz? Bir de parayı çeken harfleri, para Harfler. tutmayan değil mi Evet. arkadaşlar? Para, bol bereket. Bolluk bereket. Şimdi görüyoruz alanımızda bulunan hocalarımız tarafından çok güzel bolluk bereket çalışmaları yapılıyor. Bu tabii isimlerin hazinesi, eğitiminin de konusu. Çünkü kişi işte hani biraz önce bahsettik ya, ticarethane açacaksa, Instagram hesabı bile açıp oradan bir şeyler satmak istese, bunu ona göre hani kuruluş tarihini ona göre belirliyor, parayı çeken harfleri koyuyor ve yapacağı işe göre, misal veriyorum, eğer siz bir tekstil atölyesi açacak olsanız ben size çift S harfini kullanmanızı öneririm.
çift S harfi kullanırsınız. Mesela Bersisa gibi bir şey buldunuz. Bunu kullanabilirsiniz ve bu sizin yavaş yavaş sanki bir tohumdan çıkan bir filizin yavaş yavaş büyümesi gibi sizin şirketinizi büyütecek ve aynı zamanda hem isminizin duyulmasına sebep olacak hem de güzel bir para akışını getirecektir. Bu yapacağımız işlere göre değişiyor. Ama siz sağlık alanında bir sektörde bulunacaksanız başka harfi seçmemiz lazım. Ya da işte yaptığınız iş biraz böyle Veya istihdam şu an günümüzün yeni işi, yeni modası. Mesela evet. Instagram'da, YouTube'da YouTuber olmak isteyenler hangi harfi kullanmalılar? Ben tüy dalayı. Hangi Hepiniz alanda bir şeyler yapacaklar? Bu çok önemli. Orada Mesela diyelim içerik de ki önemli o zaman. Değil mi? yemeği çok İçerik de önemli. önemli. Yemek yapacak, yemeklerini anlatacak, yemek tarifi verecek ve bu bir kadın. Tabii ki orayı kimler daha çok ziyaret edecek? Kadınlar daha çok yemek yapıyor. Evet, günümüzde erkekler de var, aşçılar da var öyle ama kadınlar daha çok seyrediyor bu tür programları, yemek tariflerini. O zaman kadınları cezbetmesi için yine belirlenmiş bazı harfler var. Onları kullanacak ama çift kullanması lazım. Mesela kadınları cezbedecek bazı hangi meslekler var? Güzellik sektörü var. Güzellik salonu açacak veya kuaför açacak, bu tarz işleri yapacak kişilere B harfini genellikle öneriyoruz. Mesela güzellik salonlarının başında kişinin ismi olsa da mesela Selim Beauty diyor. B ile başlıyor. Yani bu B harfi kadınlara çekici bir özelliğe sahip. Biraz önce hani üçlü harf kombinasyonunda da bahsettik ya kadın mıknatısıdır diye. Cidden öyle ama bir kadın B harfini taşıyorsa mesela Banu gibi orada da tam tersi etki yapar. Kendi hemcinsini çeker ama karşıyı iter. Ve orada da dikkat etmek lazım. Çok çok derin mevzular gerçekten de. Evet. Çakralar, isimler ve çakraları, ondan sonra çakralara göre ebced'ler çıkıyor mu? Ebced değeri oluyor mu Evet, tabii iki çakralarında? tane ayrı tablomuz var. İkisi de Ebced'e göre hazırlanmış. Dediğim gibi birisi don tarihi isimleri uyum analizine bakıyoruz. Öbürü de çakra dökümüne baktığımız yine 9'a kadar olan harflerin ve rakamların olduğu bir tablo. Bu tablodan bakıyoruz ama tabii bu da numerolojiden çok farklı bir tablo. Ona göre ismimizi yazıyoruz. Eğer ismimizin harflerinde olmayan çakralar varsa mesela diyelim ki 2 ve 3. çakranın harfleri sizde yok. İkinci çakranın harfleri nelerdir? Bizim tabloya göre B harfidir, N harfidir ve P harfidir. Onlar sizde yok. B, N ve P harfi yok. Bu dolayısıyla sizin ikinci çakranız hangisi olmuş oluyor? Birinci çakra kök çakra olduğuna göre ikinci çakra da sakral çakra dediğimiz cinsel çakra dediğimiz bölüm. Hatta bunun rengi de var, sarı. Bunu kendinizde canlandırabilmek için sarı rengini kullanabilirsiniz. Çakranızın dengeye gelmesi için ve orada eksik tespit etmiş olduğumuz çakrayı harf desteği almadığınıza göre bunun için bir esması var. Yani Allah-u Teala'nın esmalarından belirlenmiş 9-10 çeşit esması var. Bu esmalardan birisi de işte Ya Rahim esmasıdır. İkinci çakraya gelir. Ya Rahim esmasını günlük 10 dakika olarak kendinize fırsat tanıyıp içsel olarak şöyle gözlerinizi kapatıp bir tesbih çekmeniz ve buna niyet ederek çekmeniz gerekiyor. İşte ben de zayıf çalışan çakramın dengeye gelmesini talep ediyorum Allah'ım diyerek niyet ederek bu şekilde bir tesbih çekmiş olsanız tabii ki ikinci çakra sizin için dengelenir. Peki Bu ya şekilde bir çakra esmalara gelmişken bir kesim esmaların bu şekilde kullanılmasının doğru olmadığını söylüyor. Bir kesim esmaların çekilmesi gerektiğini söylüyor. Bu kadar vatandaş, insanlar hangisini yapıyor? hemen ona bir açıklık getirelim. Çok önemli bir konu. Ben de o konuda çok hassasım. Çünkü bizim ilmimizde evet 9-10 tane çakralara denk gelen esmalar var dedik ve bunların çalışılması gerektiğini söylüyoruz. Ama hiçbir zaman 100'ün, 300'ün üzerine çıkılmaması gerektiğini bahsediyoruz. Çünkü her esmanın görevlileri var.
Biz tabii ki bunları gözümüzde görmüyoruz. Harfler birer ümmettir. Harfler ümmettir ve bu harfler de aynı bizim ruhlarımız dünyaya geldiğinde o elest bezminde Allah-u Teala'ya secde etmişlerdir. İçlerinden sadece bir harf vardır ki o da secde etmemiştir. Ve bu harfin bulunduğu kişilerin de aynı zamanda Yüce Yaradan'la zaman zaman hayatının belli başlı bölümlerinde içsel olarak asi geldikleri dönemler olur. Bu harfi ne diye sorarsanız siz sormadan ben söyleyeyim. D harfidir Sormayın. mesela. Hangi harf? D Gizli harfi. D. Ha, Denizli'nin D'si. Ha, ben biraz gizli Yani kalsın diye orada sormak istememiştim. gizli Evet. bir şey var. Asilik var. Allah'a karşı gelme var. D harfi secde etmemiştir. Çünkü harfler de ümmettir diyoruz bakın. O da onlar da canlıdır. Yani canlı olduğu için zaten bize tesir ediyor. O ses ve titreşimle tesir ediyor. Şimdi neyi demiştiniz? Esmaları demiştiniz. Evet. Esmalar da bu kişilerde uygulanırken, okunurken 100 veya 300 aralığında bir rakamla eğer rakamla çekilecekse öyle öneriyoruz. Yani binleri aşkın rakamlardan Rakamla sayılı bir şekilde pekala çekilmiyoruz. şart mı rakamlarla çekilmesi? İşte onu Mesela demeye çalıştım. Şimdi tabii ki şart değil. Neden şart değil? Biz sayısız da çekebiliriz bunu. Mesela bana diyorlar ki hocam dışarıdayız, işimiz gücümüz var. Bir de eve gelince unutuyoruz, unutmayalım diye. Mesela yürüyüş yaparken ben bu esmaları içimden sayısız okuyamaz mıyım? Tabii ki okuyabilirsin. Ama o ama şunu zaman hiçbir öğrenmek olmuyor. istiyorum. En az bir tesbih kadar mı olmalı yoksa onun en Yani azından aslında. canlı gönülden bir defa bile Ha, okusanız tamam, faydası ben var. evet bunu öğrenmek Tabii. istedim. Çünkü şey Evet, oluyor, hatırlayacağım sayıyla bazı yapınca sureleri, sayıyla. ayetleri rakamlar koyuyorlar. Sizin dediğiniz o, Evet. ben şimdi anladım demek istediğinizi. O rakamlar koyuyorlar ama aslında o rakamlar çok da önemli değil. Yani Kişi canı gönülden beklentiye giriyor. Bu sefer şey küfre girmez mi tövbe haşa? ruhunuz Değil ve kalbiniz bir aradayken onu bir kere ya Allah Celle Celaluhu mi? dediğinizde zaten manasına kavuşmuş oluyor. Ama biz neden tekrar yaparız? Onu sorgulayalım. Bilinçaltına bazı şeyleri yerleştirebilmek için tekrar yaparız. Mesela ben geçenlerde subliminal telkin hazırlama dersleri aldım. Orada da en az bir cümleyi 5 defa, 10 defa tekrarlamamız gerekiyor. Ki bu subliminal telkin yani bir müziğin altına yerleştirilecek. Mesela bir çocuğun işte odaklanması gerekiyor. İşte dersine odaklanamıyor. Böyle bir sorunu var. Onun için onu sevdiği bir müziğin altına böyle güzel motive edici bir müziğin altına güzel olumlu cümleler söyleyerek çocuğun odaklanmasını sağlıyoruz. Ama bu cümleleri de 10 defa tekrar etmemiz gerekiyor. Yani İşte bizim alışkanlığa, için davranışa dönüşmesi. tekrar bilinçaltına yerleşmesi için sebep bu yani. O 100 defa ya Allah çekecekse mesela bu bilinçaltına yerleşsin diye. Ha bir de esmaların başka bir boyutu var. Ondan da bahsetmek isterim. O da şu havas boyutu var. Yani bu ilme biz sahip değiliz. Ben kendimi pek yakın hissetmediğim için de o ilmi almadım açıkçası. Ama bazı kişiler bunu çok merak ediyorlar. Edip öğrendikleri zaman da aslında hocaları tarafından bunu özellikle söylemeleri gerekiyor. Muhtemelen de söylüyorlardır diye düşünüyorum. Orada kişiye özel hani kendi ismine, anne ismini ve doğum tarihini beraber hesaplayıp kişiye özel esma çıkartılıyor. Fakat diyelim ki bu esma çıkartıldı. Bu esmalardan bir tanesinin Yavedut olduğunu düşünelim. Yavedut esmasını işte şu kadar 1.000 tane çekmen lazım. 3.000, 5.000 dediği zaman bu kişi bu frekansa, bu vortekse girdiği andan itibaren onun kendisini sevdiği, ilgi gördüğü, destek gördüğü insanların çevresinden tamamen patır patır düşmesine sebep olur. Çünkü aslında Yavedut sevgi esmasıdır. Evet. Biz de bunun için okunur diye düşünüyoruz. Ve nasıl olsa iyi gelecek, herkes beni sevecek diye okunur bu. Ha, Ama şeye tamamen giriyor o yanlış zaman. Sehri zerai konusuna giriyor o zaman burada. Değil mi? okunur. Şöyle, hayır, ona hiç karıştırmayalım. O isimler için geçer. Bu Allah-u Teala'nın esması Ha, ya. şey. Allah-u Teala'nın esmalarını böyle çok
büyük sayılar halinde okuduğunuz zaman o esmanın üzerindeki görevli varlık harekete geçer. Bambaşka Ve der bir ki, madem ki sen Allah'ı çok seviyorsun, onun bu ismine talipsin, o zaman sen Allah'la yalnız şey. baş başa kal. Ya bir Çevrende hiç kimse kalmaz o zaman. şey. İşte bu yüzden çok dikkat etmek gerekir. Evet, ben bir an şeye gittim de Sedrezzera'ya. Evet, şimdi oturdu. Evet. Oturdu, şimdi Yani oturdu. esmaların manaları bizim bildiğimiz gibi işlemeyebilir Bugünlük bizde. kültür lütfen ne Mesela olur. diyelim. Çekmeyelim arkadaşlar. Canlar çekmeyelim. Evet, çekmesinler. Yani çeksinler ama hani böyle binleri aşkın çekmesinler. Sayısız okuyabilirler. Evet, yani kalpten aslında değil mi? Kalp aslında hepimizi en doğru yere, en sağlam yola götüren tek yer kalbimizin sesi. Kalbimiz, ruhumuz ve aklımız üç bir arada olduğu anda, anda kalmak diyoruz ya biz buna yani. Anda kaldığımız an, orada kalbimizden şu anda mesela ben kendimi dinlediğimde Ya Rahman Celle Celaluhu demek geliyor içimden, bunu diyeyim. Dediğim zaman zaten o etkiyi hep yaşarım yani ben. Ama mesela yemek yapıyorsunuz, ev hanımısınız. İşte çocuklarınıza yemek sofra kuracaksınız ve ailenin muhabbet içinde olmasını istiyorsunuz. Yani ben burada bildiklerimi söylüyorum. O alanda gerçekten herhangi bir eğitim vermiyorum. Bunu da özellikle söylüyorum. Ama bu yemeği pişirirken Ya Vedud Celle Celaluhu, Ya Vedud Celle Celaluhu deyip yemeği o şekilde pişirdiğinizde, çünkü muhabbet kattınız içine, aşk kattınız, sevgi kattınız, sayıya da hiçbir şekilde bağlı kalmadınız. Sayısız söylediniz. Belki 15 defa söylediniz. Belki 21 defa söylediniz. Bu fark etmez. O yemeği yiyen herkes gerçekten bütün aile bireyleri hiç aralarında kavga, anlaşmazlık, huzursuzluk olmadan keyifli, afiyetle, sevgi içerisinde, muhabbet içerisinde bu yemeği tamamlayabilirler. Esmaların bir de şeyleri var değil mi? Vakitleri, çekileceği saatler, günleri. Yani Evet. esmalar da Onları da aslında çok ayrı bir paylaşırız konu. eğitimde. Değil mi? Ay çok ayrı Çok ayrı bir konu bir ama bunu bilmemiz konu. gerekiyor. Esmalar hangi gün çekilir? Hangi günün esması nedir diye bunları Ya oradaki gününde kategorilendirmişiz. o esmayı çekmek, o günün enerjisini, çünkü az önce günlerin de geçkenlerle Onunla birlikte olmak, bu enerjiyle birlikte hepsini bir kombinasyon halinde yapıyoruz. Yani çok güzelmiş. Pekala şey var. Çakraları hesaplarken soy ismi alıyoruz dedin. olmak. Tabii. Evet. Değil mi? İsim ve Pekala. soy isim beraber. Şimdi isim bizim kaderimizi etkiliyorsa o soy isim de bize ait. O soy isim de kaderimizi etkilemez mi? Yani isim benim hangi yönümü etkiler, soy isim benim hangi yönümü etkiler? Tamam. Çok güzel bir soru bu. Şöyle ki mesela yurt dışında benim teyzemler var. 50 yıldan beri Almanya'dalar. Soy isimleri onların Mutlu, Bay Mutlu, Bayan Mutlu diye çağrılıyorlar orada. Ama Tabii ki Mutlu mutsuzlar ismi, mı? yani tabii ki herkesin hayatında bir takım sınavlar verilmiştir, verilmeye Öğrencilik devam ediyor. Onun ölçüsünü biz yapamayız. Kendilerine sormak lazım bu soruyu. O yüzden bir şey demeyelim. Ama Bay Mutlu, Bayan Mutlu diye çağrıldıkları için daha çok mutlu kelimesi onlar için söyleniyor. Burada hangisi daha sık tekrar ediliyorsa o ses ve frekans bize yayılıp onun enerjisini taşıyıp onunla kaderleniyoruz ya. Türkiye'de böyle bir şey yok hani. Kimse soy ismiyle hitap etmiyor ama bazen bazı yerlerde lakap koyuyorlar. O lakapla hitap ediyorlar. O zaman onunla hesaplanması lazım. Ama şey Yani de hangisine var, hakkımız soy var? isimle hitap edilen yerler de var. Pekala, bunu şöyle mi anlamalıyız? En fazla yoğunlukla nasıl hitap ediliyorsa onu ben almalıyım. Değil mi? Evet, tabii ki. Böyle olursa daha doğru bir hesaplama yapmış oluyoruz. Eğer ikisi beraber söyleniyorsa ikisini beraber de alabilirsiniz. Yani ikisinin enerjisine de bakabilirsiniz. Hangisini alıp kabul ederseniz onu da kabul edebilirsiniz. İkisi de alınabilir, değil Bu da ilgili bir şey tabii. mi? İkisi de alınabilir. Mesela hiç rahat etmeyen bazı arkadaşlar oluyor, böyle numaracı dersleri almışlar, hatta eğitmeni olmuşlar. Ama bizim alanımıza da gelip hani Muhyiddin İbn Arabi'nin sistemini öğrenmek isteyenler oluyor. Geliyorlar, dersimize katılıyorlar. Ya hocam benim içim rahat etmiyor. Ben hani soy ismimi de hesaplasam olur mu? Tabii hesaplayın diyorum. Hangisi size hafif geliyorsa onu alıp kabul edin diyorum. Şahsen O ben zaman evet, soy ismimle beraber
olmasını tercih ederim. Çünkü soy ismimi de seviyorum. Yani O zaman bütün kökenli gibi. çakralara da isim var sizde. Uzun Efendim? da bir soy isminiz olduğuna göre. Şey Bütün an çakralara da isim o zaman. ya bütün çakralara denk geliyor dediniz değil mi? Şey dedi. Yani bütün çakralara destek gelir. Çok uzun bir soy isminiz var ya hani. Evet. Meliha Küçük Önder diye. Yani tabii ki bütün çakralara hemen hemen denk gelen harfleriniz var. Oradan da yırttınız paçayı. Onu Belki demek istiyorum. evet belki de ondandır. pekala şimdi bilinmeyen doğum tarihleri var. Bu doğum tarihlerini Evet. sarkaçlarla ve farklı yöntemlerle bulanlar var. Senin Tabii ki. alanında nasıl bulunuyor bilinmeyen doğum Yani ben de sarkaç eğitimi de aldım. Hani onunla da tarihleri? istersek bakabiliriz. Orada da doğru çıkabilir. Ama bizim alanımızda bu isimlerin hazinesi eğitimine dahil olan seanslar bölümümüz var. Üçüncü modülde. Orada da bilinmeyen doğum tarihini tespit edebiliyoruz. Yine transmeditasyon işlemiyle, nefes terapisi yöntemiyle giriyoruz. Ve bu şekilde bazı teknikleri izleyerek o kişinin doğum tarihini geçmiş bilgisiyle bulabiliyoruz. Zaten bütün geçmişin bilgisi hepimizde var. Önemli olan bunu açığa çıkartabilmek. Tabii orada da siz kendi doğum tarihinizi bulmaya niyet ettiğiniz için kolaylıkla onu açığa çıkartabiliyoruz. Ve bu işin sağlamasını da yine astrolog arkadaşlarla beraber yaptık. Yapıyoruz da. Yani çıkan bilinmeyen doğum tarihini bulduk diyelim ki, çıkan doğum tarihiyle bir rektifikasyon yöntemi ya da bir doğum haritası hazırlandığı zaman bakıyoruz birebir uyuyor. Yani çünkü saati ne kadar çıkarmış Doğum oluyoruz biz. saatini de buluyorsunuz. Ha, şeyden Tabii. de dengeliyorsunuz anladım. Tabii. Çok güzelmiş. Evet şimdi bir de şöyle bir not almışım ben. Yeni alınan isimlerin olumlu etkilerini bir an önce hayatımıza nasıl dahil edebiliriz? Şimdi kişi Evet. geldi Çok güzel. sizden eksim aldı. Hı. Bunun etkilerini nasıl hayata geçirecek? Bir an önce Tabii olsun. orada da bazı ayetlerden faydalanıyoruz. Bu eğitimimize özel, şimdi burada söylemeyeceğim. Tabii. Orada da bazı ayetlerden faydalanıyoruz. Kişi yepyeni bir isim de alsa, yani öncekini iptal edip yeni bir isim de alsa, önceki kullandığı isme ek bir isim dahi alsa, bu yeni gelen ismin enerjisini hayatına çok daha kolay bir şekilde geçmesini sağlayabilmek için okuduğu bazı böyle bir satırlık ayetler var. Yeni alınan isimler hayatımıza 5 ila 7 sene içerisinde normalde dahil olur. Ancak bazı ayetlerden faydalanarak bu süreyi daha kısaltmamız ve ismimizle daha kolay uyumlanmamız mümkündür. Ya çok güzel. Bir de şeyi öğrenmek isterim. Yıldız düşüklüğü nedir? Nasıl frekanslarımızı yükseltiriz? Bunu Bir hep duyarız, atalarımızdan da yıldızı düşük derler. İşte çabuk hastalanır, çabucak nazara uğrar. Bunu hep duyarız. Ne olduğunu çok da fazla bilmeyiz, araştırmamışızdır. Ama aslında böyle bir şey gerçekten var. Eğer kişi kendini korunma dualarıyla korumaya almazsa, bir takım hataları yaparsa ve kalabalığa girip çıktığında yine böyle üzerinde bir ağırlık, bir halsizlik hissederse, buradan o kişinin yıldızının düşük olduğunu anlarız ve bu şekilde bir tabir kullanırız. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırabiliriz. Sadece buna farkında olarak ve bazı şeyleri hayatımıza sokarak bu yıldız düşüklüğünü de ortadan kaldırmamız olası. Bunu da dersimizde bir başlık açarak slaytını yaptık, anlatıyoruz, öğretiyoruz. Bunları yaparsanız yıldızınızda düşüklük olmaz, frekansınızı da kolaylıkla yükseltebilirsiniz diyoruz. Evet, ben programı sonlandıracağım. Biraz geçtik farkındayım. Belki bir saat biraz aşmış olabiliriz. Bir soruyu daha sorup, çünkü bu çok merak edilen ve çok önemli bir konu olduğu için bununla kapatmak istiyorum. Mahlas nedir? Mahlas Mahlas her birimiz için çok önemlidir. O da nedir? bizim için şifre ve kilit görevi gören bir isimdir. Neden böyle bir isim kullanma ihtiyacı içine giriyoruz? Çünkü bir takım kötü enerjilerden, yapılan sihir, büyü gibi işlemlerden kurtulmak ve korunmak için yapıyoruz.
Bunu kimsenin bilmesi gerekmiyor. Bu mahlas dediğimiz ismi herkes kendi kendine alabilir. Tabii bunun da yolu, yordamı, yöntemi var. Onu da dersimizde anlatıyoruz. Bu mahlası alıp uygulamaya koyan kişi için hayatında bir koruma kalkanı var demektir. Şifreli bir isimdir. Bunu sadece kendisinin bilmesi gerekir. Ara ara da hatırlayabilmek için bu isimle kendisine içsel olarak seslenmesi gerekir. Yani kişinin kilidi diyoruz. Çok güzel. Evet. Ben doyamadım. Yine maalesef yayının sonuna geldik. Kapatıyorum. Ama ben öncelikle bir seyircilerimize, bizi dinleyenlere hesaplarımızı vermek istiyorum. Bizim yayınlarımız Şifa Hatun Kalenderoğlu Instagram sayfasından, TV'sinden. Şifa Hatun TV'yi de söyleyelim. Onu da takip etsinler. Şifa Hatun Kalenderoğlu Instagram adresi, ayrıca TV'si var, ayrıca YouTube'u var. Doğrudur değil YouTube kanalında Şifa Hatun TV diye geçiyor. mi? Evet, doğru. Ha, öyle mi? Evet, Tamam. WhatsApp'ımı da söyleyebilirim. 543 Evet. 966 32 39 numarasından bana mesaj yazarak ulaşabilirsiniz. Sorularınızı gönderebilirsiniz. Ayrıca Meliha ile Nefes kanalında da yayınlanacak. Hem YouTube kanalım hem Instagram yayınımda olacak. Ayrıca Instagram'da canlı yayınlar yapacağız. Şifa Hatun Kalenderoğlu'nu tekrar konuk alacağım. Yeni konuklarım da olacak, yeni konularımız da olacak. Lütfen bizi takibe alın diyoruz ve bizi takip aldığınız için de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, Şifa Hatun Kalenderoğlu, doyamadık. Neler söylemek Benim istersiniz? için de çok keyifli bir sohbetti. Harika. Doyamadık dedikçe sürekli böyle devam ettik. Çok da Evet. güzel oldu hakikaten. Ya şunu Meli istiyorum Hanım, ben. sizinle de böyle röportaj yapmak, sohbet ve söyleşi yapmak bence bir ayrıcalık. Çünkü gerçekten çok güzel sorular bulup soruyorsunuz. Yani soru soruldukça zaten konu kendini açıyor ve kişiler de bu konuda gerçekten çok güzel bilgi sahibi oldular diye düşünüyorum. Diğer bütün programlarınızı ben de sizin izlemeye gayret edeceğim. Buradan da arkadaşlara sesleniyorum. Bence dinleyin çünkü gerçekten çok güzel yerinde sorular soruyor arkadaşımız. Çok Çok teşekkür teşekkür ediyorum ederim. Ben şunu programımıza davet istiyorum. ettiğiniz için. Benim yayın anlayışımda da, yoksa normalde bu kadar derin bilgiler verilmiyor. Ki biraz saklansın, gizemli kalsın da gelsin diye. Evet. Sen de cömert davrandın. Çok teşekkür ediyorum. Bunun karşılığı sana yeni bilgiler olarak dönecek, katlanarak dönecek. Ve Şüphesiz. şunu diliyorum ben. Birkaç kişiye dahi katkı olduğunu sahne mutlu bana diyorum. Yani Evet. yayın anlayışım da o şekilde. Çok şükür Güzel. karşılıkta. Paylaşılan her şey artarak bize geri döner. Evet, bilgiyi, Elhamdülillah diyoruz. evet, hamdolsun bilgiyi de kolayca paylaşan kişilerle Rabbim beni karşılaştırıyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir konu ile, konuk ile tekrar karşınızda olmak üzere diyorum. Esen kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.